Bundan önce yaptığınız seçim anketi çok konuşulmuştu. 7 büyük şehirde sadece bir tanesini Millet İttifakı'nın alacağına dair bir anketti bu. Şimdi de Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde gittiğini, İstanbul'da da İmamoğlu'nun Yıldırım'a yaklaştığını belirtiyorsunuz ankette. Ocak ayından bu yana değişen şey ne oldu? Ocak ayından bu yana gelen sürede esasında toplumun %63'ü ekonomik krizin sorumlusu olarak toplumun %63'ü ekonomik sorunun sorumlusu olarak hükümeti görmüyordu. Hükümeti sorumlu olanları görenlerin oranı %40 civarındaydı. Fakat muhalefetin tuzağına bir şekilde hükümet düşmüş oldu. Ekonomik kriz daha da görsel ve görünür hale getirildi. Tanzim olayları hükümetin karnesine eksi yazmıştır. Yani Türkiye'de biber, patlıcan, kabak gibi ürünleri Ocak ayında tüketenlerin oranına baktığınız zaman %7'de %5'i geçemez. Ama ülkede bu fiyatların yüksek olmasını dile getirilerek halka görünürlüğünü daha yüksek tuttu. Halbuki Türk toplumunun o dönemde yaz meyve sebzesi olmayan bu ürünleri tüketimi çok düşüktü. Nitekim tanzimlerde biber ve patlıcan veya kabak satışı çok az ve satın alınmıyor. Halen de almıyor vatandaş. Fiyatların ucuz olmasına rağmen en çok satışı yüksek olan esasına baktığınız zaman soğan ve patatesin olduğunu görüyoruz. Ana ağırlıklı satış ürünü. Demek oluyor ki hükümet esasında yanlış bir oyunun içerisine sokulmuş oldu. İlk defa hükümet yanlış bir kampanya götürdüğü görülüyor. Ocak ayından bu yana gelen duruma baktığımız zaman hükümet öndeydi. Ocak ayında yaptığımız araştırmalarda şu an ise hükümet birçok ilde eksi 3 veya 6 puan arasında düştüğü görülüyor. Örneğin İstanbul'da çok önde, açık ara önde olmasına rağmen şu an başa baş bir yarış içerisine girdi. Yani bir puan altında düşmüş bir fark son ankete göre. Evet. İstanbul'da Binali Yıldırım'ın %49 civarında olduğu, Ekrem İmamoğlu'nun ise %48 civarında bir oya sahip olduğu görülüyor. Yani kafa kafaya bir yarışın olduğu, hatta 31 Mart gecesinde sadece İstanbul'da değil, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir gibi, İç Anadolu'da Mersin gibi veya Adana gibi birçok ilde YSK önünde büyük kalabalıkları, büyük kargaşalıkları görebileceğiz. Çünkü itirazlar havada uçuşacak. Hemen oraya girmeden önce, şimdi malum RTÜK'ün kuralları gereği anketin künyesinden de kısaca bahsedip öyle devam edelim isterseniz. Tabii. Murat Bey. İsterseniz siz o kısmı okuyun veya ben okuyabilirim. Maalesef künyeyi yanıma almamışım. Siz evet. Bahsedebilirsiniz veyahut da... Evet. Geçtiğimiz cumartesi pazar günü tarihlerinde Türkiye genelinde 7 ilde yapılan çalışmada 1800 ve 3000 civarındaki deneklerle sahada görüşülmüştür ve bu araştırma gezici araştırma için aboneler için yapılmıştır. Künye bu şekilde. Evet. Bu araştırmada baktığımız zaman mikro çalışmalara baktığımız zaman örneğin İstanbul'da, Ankara'da kararsızların oranı %9 ila %11. Sadece burada değil, Adana'da örneğin veya Antalya'da, Balıkesir'de birçok yerde kararsızlık seçmenin oldukça halen varlığını görebiliyoruz. 9 ila 11. Esasında bu rakamlar 5'e 6'ya inmesi gerekiyordu. Yani seçime bir hafta kala bu oranların daha da altta olması gerekirken halen yüksek olduğu görülüyor. Bu seçmenler kim diye baktığımız zaman cross çapraz dediğimiz bir yöntemle bunları mikro düzeyde bakabiliyoruz. %87'si özellikle Ankara'daki seçmenin AK Parti ve MHP dışında 17 yıl boyunca hiç oy vermeyen seçmen. Hmm. 24 Haziran'daki seçmen ise kararsızlar biraz daha muhalefet içerisindeydi ve %70'i muhalefete oy verdi. Şu anda da bu rakamın %70'i belki iktidara geri oy verecek. Yani kararsızların halen düşünmede olduğunu görüyoruz. Siz hiç etrafınızda CHP'li kararsız gördünüz mü? Hayır. Yok. Kararsız olan seçmenler ağırlıklı olarak İyi Parti. Cumhur İttifakı'nın seçmeni. Evet. İyi Parti'nin de var İyi içerisinde. Evet. %20-24 arasında yani her 4 İyi Partili'den birisinin kararsız olduğunu görüyoruz. Ama aslında bu rakam, daha önceki seçimlerde
çok da böyle olmuyordu. Yani özellikle yani Cumhur İttifakı olarak düşünmesek de AKP seçmeni çok hızlı şekilde mobilize olup konsolide olabiliyordu. Bu sefer olamadılar. Galiba ilk defa bir seçimde AKP seçmeni seçime bu kadar az zaman kalmışken hala kararsız görünüyor. Evet. Ve AK Parti ve MHP seçmenin ağırlıklı kararsız seçmen olduğunu görüyoruz. Onların kendisini nasıl tanımlıyor diye baktığımız zaman muhafazakar, dindar, Türk milliyetçisi gibi merkezde olarak kendisini tanımlıyor. Bunlar 17 yıl içerisinde AK Parti ve MHP'ye oy vermeyen seçmenler olduğunu görüyoruz. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi ilk defa AK Parti'ye de bir zorlanma oluyor. AK Parti'ye oy verenlerin %75'inin doğrudan direkt kararlı bir şekilde oy verdiğini görüyoruz. Ama %25'inin ise düşünmeye geçtiğini veya %10'unu koparak Millet İttifakı'na oy verdiği görüyoruz. AK Parti'de kopuş oranı %10 olacak. Yani bu rakam belki 12'ye çıkabilir. Ha, nereyi baz alırsak? Yani 24 Türkiye, Haziran'ı baz aldığımız 24 zaman. 24 Haziran'ı baz aldığımız zaman AK Parti'nin oy oranlarının %10-12'sinin kopacağını görüyoruz. Yani AK Parti kaç almıştı 24 Haziran'da? 44. 44. 44'ün %10-12'si ne yapar? Aşağı yukarı 4,5 puan gibi bir şey. Evet, 4,5 bir puanlık ya da 5 puanlık bir rakamın kopması mümkün görünüyor. AK Parti zaten Türkiye'nin hiçbir yerinde %40 olarak ham bir oy almıyor. Bu çok önemli. Ve AK Parti Türk ekonomisinin yönetildiği illere baktığımız zaman %70'inin yönetildiği illerde AK Parti'nin şu anki yani Türkiye'deki ekonominin %70'inin yönetildiği bölgelerde AK Parti'nin oy oranı %37'ye gerilemiştir. Yani AK Parti kırsala hapsoluyor. Evet. AK Parti 31 Mart sonrasında eğer ki vizyon ve misyonunu yenilemez ise ve gençlere hitap etmez ise çok büyük sıkıntı yaşayacaktır. AK Parti önümüzdeki 4 yıl, 4,5 yıl sonrasında yapılacak bir seçimde %30'un altına düşer. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca ve aynı zamanda Orta Doğu'daki demokrasiyle yönetilen ülkelerde biraz da batıya da baktığımız zaman sağ seçmenin her 20 yılda bir devrildiğini görüyoruz. Yani kayboluyor bu iktidarlar. 20 yıllık ömürleri var. Sayın Erdoğan'ın partisi de 20. yılını dolduruyor. O yüzden 2023'te. Evet, 2023'te dolduruyor ve 2023'te AK Parti %30'un altına düşebilir. Neden bunu söylüyorum? AK Parti'ye oy vermeyen gençlerin oranı Türkiye'de %67. Müthiş bir rakam. Yani AK Parti'ye oy vermiyor. Her üç gençten ikisi vermiyor. Evet, büyük bir rakam. Ne demek oluyor bu? Yani genç seçmen daha da gençleştikçe yeni doğan yeni seçmenler de oy vermeyecek demek. Nitekim çok çocuk yapanlar da AK Parti tabanı olmasına rağmen AK Partili anne baba bireylerinin çocuklarının muhalefete oy verdiğini görüyoruz ağırlıklı olarak. Düşünebiliyor musunuz? Yani neredeyse her iki kişiden birisi Cumhur İttifakı'na oy veriyor. Ama bunların çocuklarının neredeyse yarısının çocukları oy vermediği görülüyor. Evet. Yani gençler vermiyor. AK Parti kırsala hapsoluyor. Yani şehir merkezlerinde... Yaş olarak seçmeni yaşlanıyor. Demografik olarak da kırsala gidiyor. Yani şehir merkezlerinde... Evet. Sosyoloji aslında şu anda sizin tarif ettiğiniz şeyle Türkiye sosyolojisi AK Parti'nin aleyhine işliyor. Mevcut durumda eğer bir tedbir alınmazsa diyorsunuz. Tabii. Sayın Erdoğan'ın nasıl partisinde Ar-Ge merkezleri, işte halkla ilişkiler merkezleri var ise seçmen merkezi adı altında bir merkez açması gerekiyor. Ve bu merkezinde seçmenlerin kendi misyon ve vizyonlarını yenileyerek yeni seçmene nasıl dokunabilirim me bakması gerekiyor. Bunu yapamazsa kaybolur. Nitekim mesela Cumhuriyet Halk Partisi de yaklaşık 30 yıldır yani 27 yıldır iktidar olmamış bir parti. Önümüzdeki süreçte de iktidar olmama ihtimali yüksek. Yerel seçimler çok farklı. Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte bu oylarını alıyor ve HDP sayesinde. Eğer HDP olmasaydı, İYİ Parti olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi yine oyları %25 civarında kalacaktı. Ve Ankara'daki adayının da yine aşağı yukarı %30 civarlarında bir oyla önümüzde olabilecekti. Ve burada neye bakıyoruz? Bir bölünme, bir parçalanma
Millet İttifakı'nın işine yarıyor. Eğer ki bu devam ederse CHP buralardan beslenerek iktidar ortağı olabilir. Fakat Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde ise birbirlerine zıt olan bu partilerin bir araya gelerek ortak bir aday çıkarmada yine zorlanacaklar. O zaman da Türkiye'nin sağ refleksi devreye girecektir. Toplumun %65'i kendisini sağ olarak tanımlıyor. Demek istiyorum ki burada muhalefet de yeni neslin dışında orta ve üst yaş grubunun da beklentilerini iyi analiz edemezse onlar da zayıflayacaklar ve parçalanacaklar.